Fuat Akdağ ve Tümer Metin'le Dahası Da Var başlıyor bu bölümde. Fenerbahçe'de fatura futbolcuları mı kesiliyor? İlhan Polut, Konyaspor'un başarısını anlatıyor. Sihirbaz Kerem Aktürkoğlu. Şimdi söz Fuat Akdağ ve Tümer Metin'de. Merhaba değerli seyirciler. Dahası Da Var başladı. Yemek Sepeti'nin sunduğu programımız. Tümer merhaba. Tümer, bugün senin stüdyoda olmamanın benim için bir avantajı var. Yani birçok dezavantajın yanında. Kurabiyelerin tamamı bana kaldı. Afiyet olsun abicim. Ne hallere kaldık Fuat abi, baksana. Benim gibi analog bir adam dijitalden şimdi yok. Sabahtan Skype'ı kurdurdular. Karşılıklı konuşuyoruz. Yok kamera açısı bilmem ne. Bana çok uzak bu işler ama iş devam etsin abi, yürüsün. Hayatın da bu yönünü öğrenmemiz gerekiyormuş. Korona çok şey öğretti biliyor musun Fuat abi? Yani iki senedir yaşadığımız süreç bence çok şey öğretti ya. Evet evet, hepimiz öyle. Hepimiz öyle. Bu hayatın mecbur kaldığın anlarında içinden çıkan cevheri de, o cevherden öğrendiklerini de korona ile çok net bir şekilde öğrendik. Bilmiyorum ama yani doğru. Bayağı iyi durumdayım. Kimse endişe etmesin. Evet, geçecek. Karantinamızı sürdürüyoruz. Az kaldı zaten. Süreci de tamamlamak üzeresin. Gayet iyi gidiyor maşallah. İyisin. Evet. İyi de görünüyorsun zaten. Evet. O arkandaki şeyi de merak ettim Tümer, nedir? Hadi onu uşağı Remzi. Öyle bizim evimizin uşağıdır abi. O böyle benim arkamda bekler abi. Ne istersen biraz daha çay kahve falan. Güzelmiş. Evet Tümer, hareketli bir haftayı geride bıraktık aslında. Yine tabii işte demeçler vesaire, işte hakemler, bir sürü. Yani aslında konular çok değişmiyor ama hareketlilik devam ediyor. Ya Fenerbahçe gene en çok konuşulan, gündemde kalan meseleydi. İşte başkana istifa şeyleri, tribünlerden gelen istifa tezahüratları çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Teknik direktör meselesi var. İşte geçmişteki hocaların performansları çok konuşuluyor. O yüzden bizim arkadaşlar da geçmişteki teknik direktör performanslarını çıkarmışlar. İşte gol ortalaması diye, yani şey yapan toplam puanını, teknik direktörlük süresince topladığı toplam puanı haftaya, kaldığı haftaya bölerek ortaya çıkan rakamda Emre Belezoğlu 2.3'te birinci sırada. Yani ben önümde burada 7 tane teknik direktör ismi var. Ya daha iyisini de bulabileceğimizi zannetmiyorum o ortalamada zaten. Yok yani 2.3 ile bayağı fark atmış Emre Belözoğlu. Yani 10 maçta 23 puan. Lafını balla böleyim, şuraya ekleyeyim. Şunlar da söyleniliyor mesela. Başkanın yakın çevresi tarafından bize de gelen şeyler. Ya iyi de Emre işte şu kadar maç adediyle o puan ortalamasını tutturdu falan. Yo, devam ediyor işte bu sene Başakşehir'de. Tabii. Hayır, maç sayısı da az değil yani. Hani 10 maçta fena rakam değil. Ya zaten... Yani gerçi tabii. Zaten şöyle, en az 4 maça ihtiyacın var şampiyonluk puan ortalamasını yakalayabilmen için. Ortalamayı yakalayabilmen için. 4 maç. Yani bir ayı birim alman lazım ki şampiyonluğu tutturabilir misin diye. 2 deplasman, 2 içeri gibi. Tamam. Yakalamış. 10 maç ciddi bir süreç. Şimdi şu. Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu oldu Mete Gazoz. Evet. Benim okçuluğa hiç merakım olmadı ama yani böyle ilgiyle izledim Mete Gazoz'u. Şimdi oklar, Mete Gazoz'un o yayından çıkan oklar kadar şiddetiyle başka yerlere dönmeye başladı TRT'den sonra. Fenerbahçe. Güzel, doğru. Çünkü abi bu işin kaçınılmaz sonudur bu. Siz hocayı kaldığı hafta süre boyunca eleştirdiyseniz, bizler de dahil, tüm kamuoyu, yaptığı yanlışları dilimize doladıysak, hoca gittiği dakika sanki her şey düzelecekmiş gibi
işe başlaman lazım. Yani onun bir reaksiyonu olması lazım. Hoca gitti, burayı düzelttik, bir görüntü, fotoğraf değişmedi. Siz 9 kişi, siz 9 kişi Karagümrük'ü yenemediğiniz dakika artık okları tutamazsınız. Tutamazsınız. Ne futbolu tutabilir, ne başkanı tutabilir, ne yönetimi tutabilir. Doğru. Gelecek hoca isimleri arasında birkaç tane isime vakıf olduk, gördük. Abi bu bizim tasarrufumuz değil. Aralıktayız, sene bitiyor 3 gün sonra. Bu zamanda da hoca getirmek çok zor ama başkanın en zorlandığı Tümer. Yer... Sözünü kesiyorum ama şöyle kesiyorum, o konuya geleceğiz. Başarılı hoca deyince kimler geliyor mesela şu anda ligde senin aklına? Yani ilk iki sırayı söyleyeyim. Abdullah Avcı, İlhan Palut. O zaman İlhan Palut, İlhan Hoca şu anda yayınımıza geldi. Sana da böyle bir sürpriz yapmış olduk. Hocam merhaba. Hocam merhaba. Fuat abi merhaba, Tümer merhaba. Oh be hocam. Oh be hocam. Fuat abi hemen anlatayım hocam bölmeden. Şimdi hocam teknik direktörlüğe başladığında işte bu saçma bir kural var ya federasyonun aldığı. Maç sonu röportaja gelemiyor falan diye. O süreyi doldurmak izni yok, lisansı yok falan. Ya saçma sapan bir kural. Hala yürürlükte ve acilen değişmesi lazım. Ben şöyle bir şey söylemiştim. Ya bu İlhan Hoca kimdir? Nasıl konuşur? Ne der? Ses tonu nasıldır? Ya bu adama bir müsaade edin gelsin kendini bir ifade etsin. Biz de bir tanıyalım demiştim. Hocam şimdi izliyoruz. Önce şunu söyleyeyim. Mükemmel. Olağanüstü iş çıkardınız hocam. Tümer teşekkür ederim. İyi dileklerin için çok sağ ol. Hocam müthiş iş çıkardınız ya. Gerçekten müthiş iş. Coşkunuza hayranım. Bir de sevmem hocalar üzerinden değerlendirme yapmayı. Giden hoca, gelen hoca, onun bıraktığı tahribat, onun etkisi bilmem ne ama şöyle. Senelerdir de bu işin içinde olan biri olarak, her hafta izleyen biri olarak Konyaspor spor takımı takım olarak mevcudundan bir başka bir şeye evrildi. Benim başarılı hocalardaki kriterim şudur. Mevcut potansiyelden en iyisini çıkarıyor mu ve oyuncuların içinde, yani mevcut takımın içindeki oyuncuların performansı bir tık yukarı taşındı mı? Çok rahat 7-8 oyuncu sayıyoruz. Çok rahat 7-8 evet. Oyuncu %100'le oynuyor. Bunda parmağınız olduğunu düşünüyorum ve yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam ya nasıl zaten... yapıyorsunuz bunu? O bize bir anlatın. Fuat abi, valla çok çok çalışmak, çok tekrar, çok pratik ama her şeyden önemlisi şu, ya bir teknik direktörün bir oyun planı felsefesi olabilir. Buna çok da hakim olabilir. Ama önemli olan bunu oyuncu grubuna inandırmak. Biz burada Konya'ya geldiğim günden itibaren bu sinerjiyi yakaladık. Tabii ilk sene pandemi sezonu, yoğun maçlar, acaba küme hattına girerler miyiz? İster istemez stresi daha çok puan odaklı çalışmalar. Ama bu senenin başı itibariyle artık kamp süresiyle beraber İyi oyun, güçlü oyun üzerine çalışmalar yaptık. Ben geldiğim zaman Konyaspor evet düzenli bir takımdı. Oyun disiplinine bağlı bir takımdı yine. Şimdi olduğu gibi ama ofansif anlamda son derece az girişim yapan, belki bir maçı 7 kere rakip ceza sahasında topla buluşarak geçirebilen bir takımken tam bundan bahsediyorum hocam. Aynen Tümer. Ben de senden senin söylediklerinden yola çıkarak buradan devam ediyorum. Biz hücum etmekten çekinmeyen, hücum yapmanın savunma yapmaya engel bir şey olmadığını oyuncularımıza inandırarak bu sayıları çok çok yukarı çektik. Oyunun iki yönünü de oynamamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Zaten şöyle bir grupla karşılaştım. Hocam zaten biz de bunu istiyoruz ama bugüne kadar bu noktada çok da özgür değildik. Onlara belli planlar içerisinde özgürlüğü de verdik. Dediğim gibi çok çalışma, çok tekrar, çok pratik. Oyun ayrıntıları, birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, savunma görevleri, hücum görevleri. Şöyle bir durum aslında çok güzelmiş gibi görünür. Oyuncuya çık, ya kardeşim işte sen iyi oyuncusun, çık yeteneklerini sergile demek aslında oyuncu için bir kolaylık değildir. Aslında çok zordur o. Ama oyunculara belli görevler verdiğiniz zaman, savunma ve hücum görevleri, oyuncular için bu aslında işi, hayatı kolaylaştırır. Bizde de durum bu. Artı buna
Bizim takımımızın durumu belli. Takım oyunu oynamamız lazım. Son derece yoğun mücadele etmemiz lazım her maç. Ve konsantrasyonumuzu hep belli bir düzeyde tutmamız lazım. Biz oyuncularımızdan bunu talep ettik. Onlar da bize bu karşılığı verdi. İlk yarı itibariyle de sonuç ortada. Tabii ki daha yarısı, siz de çok iyi biliyorsunuz, çok tecrübelisiniz. Futbol çok çabuk değişimlere gebe bir oyun. Ligin ikinci yarıları bambaşka bir atmosferde geçiyor. Biz aynı mücadelemize, aynı ciddiyetimize devam etmek istiyoruz Sivas maçıyla beraber. Sevgili hocam, bir şey daha ekleyeyim. Mücadele tamam, mücadeleyi çok başka yerden okuyor herkes ama herkes mücadele etmek zorunda. Kimileri diyor ki sistem takımı diye bir şey doladılar dinle. Ya bütün takımların sistemi var artık. Herkesin bir sistemi olmak zorunda. Bunlar tamam. Ben güçlü oyunu görüyorum ve Konya'yı izlemekten keyif alıyorum. Güçlü oyun var Konya'da. Evet. Şimdi bu ligin, bu ligin pastasını büyüteceksek, bu ligde herkes bu pastadan daha fazla pay almasını sağlayacaksa ben bu oyunu çok önemsiyorum ve kıymetli olduğunu düşünenlerdenim. Evet. O yüzden bir kez daha teşekkür ederiz size. Biz de bunu teşekkür ederiz. Aynen. Biz de bunu Tümer Hatay Spor'dan yediğimiz golü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Yani biz bu riskleri göze alarak da bu güçlü oyuna devam ettirmek istiyoruz. Yani bunlar da olabilir. Ama bunlar oluyor diye işte hiç pas yapmayalım, birinci bölgeden vuralım, dönen topları kovalayalıma dönmemiz mümkün değil. Gitmez hocam. Bir iki maç kazandırır. Gitmez. Bütün sezon gitmez. Gitmez. Onun için çalışmalar aynı şekilde devam edeceğiz. Bakalım inşallah güzel gider yine. Ezberleri bozuyorsunuz hocam. Bir Anadolu takımı ezberi vardır. Hani defansa çekilirsin büyük takımlara karşı. Hani oradan bir puanı koparabilirsen oh cebimde şahane bir puan elde ettim dersin. Ama siz öyle yapmıyorsunuz. Futbolu futbol gibi oynatmaya çalışan, izleyiciye de keyif veren bir oyun ortaya koyuyor siz ve ekibiniz. Peki taraftarın ilgisi nasıl? Yani şahane bir şey çıkarıyorsunuz ortaya. Oyuncunun potansiyelini ortaya çıkaracak bir performans ortaya koyuyorsunuz. Bunu çok iyi başarıyorsunuz. Kendiniz de anlattınız. Bunu hedeflediğinizde söylediniz. Peki taraftar potansiyelini ortaya çıkarabildiniz mi? Şahane bir start var. Mükemmel bir takımları var. Taraftar ilgisi nasıl? Ya her maç, biliyorsunuz pandemiden sonra taraftarın statlara ısınması biraz zaman alıyor sanki. Onu görüyoruz. Belki kurallardan işte aşı vesaire. Belki de insanlar evlerinde maç seyretmeye alıştılar. Bilmiyorum ama hafta hafta her iç saha maçımızda daha artan bir sayı, daha yoğun bir destek. Şu çok önemli. Şunu görüyorum. Maçın her bölümünde biz istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Bazen bocaladığımız dönemler oluyor. Ama şunu gördüm. Taraftar takımına güveniyor. Evet, bu süreç böyle geçiyor. Belki bu maça kötü başladık ama bizim takım mutlaka oyunu eline alacaktır. Evet. Mutlaka kendi oyununu bir şekilde kabul ettirecektir. Biz son dakikaya kadar desteklemeye devam edelim. Bu güveni hissetmek, sadece bu tabii tribünde de olmuyor. Şehre çıktığımız zaman, insanlarla temas ettiğimiz zaman bu güveni bize sonuna kadar hissettiriyorlar. Bu da bizim baktığınız zaman sorumluluğumuzu arttırıyor. Çünkü insanların güvenini sarsmamamız lazım. Onları hayal kırıklığına uğratmamamız lazım. Burada bize düşen bu güvenin karşılığını vermek ve ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmek. İnşallah sonuçlar da bizi bu noktada mahcup etmez. Türk futbolunun kanayan yaralarından bir tanesine parmak basayım. Tam söylediğin yerden hocam. Şimdi işte diye giderken gerek sokağa çıktığınızda, gerek stadyumda, gerek kulübün içinde antrenmanda hava çok doğru teneffüs edilir. İşlerin yarın öbür gün ikinci yarının zorluğunu düşünecek olursak, şimdi dikkate alınan bir takım da oldu. Tehdit takımı oldu Konyaspor. Yarışta ortak. Bunları da göz önüne aldığında yarın işler kötü giderse orası için bir planınız var mı? Aynı duyguyla yine sokağa çıkıp aynı duyguyla takımın içinde kalabilecek misiniz? Zemine basabilecek misiniz? Bu bence sizin de kırılma noktalarınızdan biri olacak. Evet, bunu Göztepe'de yaşadım Tümer. Mükemmel bir başlangıç Göztepe'de ama ondan sonra pandemi sonrası çok kötü gittik ve inanılmaz karşılandığım kulüpte, işte hatta Gürsel Aksel'den sonra sen bizim başımıza gelen en güzel şeysin noktasında karşılandığım bir kulüpte fotoğraflarımın üzerine çarpılar atılmaya başlandı. Belki orada
Evet, kendi kabuğuma çekildim ama insan her tecrübesinden bir şeyler öğreniyor. Bunun o kötü giden durumu düzeltme adına doğru bir reaksiyon olmadığını şimdiki İlhan Palut olarak çok iyi anlıyorum. Güzel. İşler evet istemediğimiz gibi gidebilir, istemediğimiz sonuçlar alabiliriz. Ama burada bunu toparlayacak, camiaya bu güveni verecek, başta oyuncularıma bu güveni verecek, sakinliğiyle, özgüveniyle kişinin kendim olduğunu düşünüyorum. Onun için inşallah böyle durumlar yaşamayız ama futbol bu. Bunu yaşamam adına her türlü çalışmayı yapacağız. Hiçbir konsantrasyon boşluğu bırakmayacağız. Ama olursa da bununla baş edebilmek için gerekli tüm liderlik özelliklerini ortaya koymaya çalışacağım. Hocam yolun açık olsun. Vallahi izlemekten keyif alıyoruz. Konya Spor bambaşka. Teşekkürler Tuğrul. Aynen öyle. Yüreğine sağlık. Yani şahane bir takım var Konyalılar. Çok şanslı. Çok eğlenceli maçlar ortaya çıkıyor Konya'da. Nefis bir stat, harika bir ortam. Tribünleri tıka basa doldururlar inşallah diye düşünüyorum. Sizleri de bekliyoruz. İnşallah. Memnuniyetle. Hocam tamam. Serdar'sız daha iyi oynadınız. Ben bir tüyo vereyim sana. Serdar'sız daha iyiydi. Serdar'a söyleyeyim bunu. Birazdan gelecek Serdar'la bugün başlayıp ben. Öyle o yüzden söylüyorum hocam. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz. Başarılarınız devamını diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ya beğendin mi sürprizimi Tümer? Müthiş. Ya olağanüstü iş çıkardı Fuat abi ya. Evet yani, evet öyle. Bambaşka bir takıma büründü Konya. Bu şimdi söylediğinde bir şey var. Yarın öbür gün takımı seyircinin de takıma olan güveni sonuçlarla beraber geldi. Dün akşam da yardımcı oldu. Bence de öyle. Yani maçı kaybedebilirlerdi. 2-3 tane Beşiktaş'ın çok net pozisyonu var. Ama 90'da gelen gol falan o sabırsızlık ortamını da maçın 90 dakika olduğunu da seyirciye hatırlattı. Olağanüstü bir ilk yarı çok başarısı. Çok müthiş bir mesaj. Etlere doğru olmasa çok net yazacağımız isim olur İlhan Palut. Doğru. Kutluyoruz. İyi de oldu. Programımıza da katıldı. Bizim Hakan İlhan Hoca ile daha uzun bir röportaj yapacak. Onu da daha sonra ayrıca yayınlayacağız. Evet. Şimdi bizim hocamızla böyle bir tadımlık hocayla bir canlı bağlantı yapmış olduk. Nerede peki biz kaldın? Devam edelim. Duyamadım. Şöyle Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları nasıl olabilir? Kimler olmalı? Aralıkta çok zor hoca getirmek. Emre Belözoğlu bu kadar dillere pelesenk olmuşken yapacağınız bir başka hata, bir başka yanlış düğmeyi iliğe geçirme, yine bambaşka okları üzerinize çekmenizi sebebiyet verecek. Başkanın yerinde olsam isime giderim. Başkanın yerinde olsam en büyüğüne giderim. Ancak o durdurabilir şu andaki soru işaretlerini. Löv diyorsun yani. Löv mü bilemem. Löv doğru mudur bilemiyorum. Yani onun da Alman milli takımıyla yaşadığı dezenformasyon süreci, travmaları onun da ortada. Löv müdür isim vermeden bir başüstü hocaya giderim. Ancak o olabilir. Aksi halde hakikaten rüzgar bambaşka bir yere döndü. Yani başüstü hoca bayra büyük isim bak. Mesela Alex de büyük isim Fenerbahçe için. Ama tarif ettiğin teknik direktör sınıfına giriyor mu? Bütün bak Alex'in bir Fenerbahçesi var abi. Doğru zaman doğru anda olmalı. Alex'in bir Fenerbahçesi var. Yürekten de desteklerim çok da mutlu olurum. İnşallah da çok başarılı olur. Kabul. Ama şu anda iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi ya bir isim getireceksiniz tartışması herkes kabul edecek. İki, ya da gerçekten takımı bilen, bu ligin dinamiklerini bilen ve bu kaosu anında pansumanı yapacak birini getireceksiniz. Yılmaz Hoca'yı falan tarif ediyorum oldu. Evet, neden olmasın? Ya, muhtemelen camiasından birini getirecekler abi. O da bir başka yanlışa sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Evet. Ben olsa isime giderim. Evet. Katılıyorum sana. Peki. Gene konuşacağız belli ki Fenerbahçe konusunu. Çok hoca konusunu. Geçmeden Fenerbahçe. Söyle. Tabii. Şimdi tepkiler başkana da geldi. İstifa sesleri.
Malatya maçında, Karagümrük maçından sonra. Bunlar gayet normal. Abi bu işten en büyük zararı oyuncu görür. Bak, kaybedilen, bak yitik sezonların faturası oyuncuya kesilir. Koca koca kafalar kopar. Ben söyleyeyim, hiç kimse benim yerim garanti demesin. Hiç kimse ben yıldızım demesin. Kendini yıldız gibi görmesin. Canın yanar. Bravo. Bravo. Koca bir sezonun faturası, bir bakmışsın geldiğin yerde bulmuşsun kendini. Ben şimdiden söyleyeyim. Yıldız yıldız gezenler var. Yıldız yıldız başka şeyleri kovalayanlar var. Hatırla, sana ilk yayınlarımızdan birinde şunu söyledim. Sen sahada yapman gerekeni bırakıp Tuzla'da tarla marla arıyorsan o işler başka yere döner gün gelir dedin. Bak oradayız şu anda. Doğru. O sezon sonunda anlaşılır. Şu anda hani başkanla, teknik direktörle falan gidiyor eleştiriler de. Yeni sözleşme zaman. Devre arası transferi var, hiç belli olmaz. Belli olmaz o işler. Doğru söylüyorsun. Peki bir gene mali genel kurul vardı Beşiktaş'ta. Ve ibra edilmedi Fikret Orman bu mali genel kurulu. Çok sert bir tepkisi oldu. Ahmet Nur Çebi de şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, ya işte ben hakkımı helal etmiyorum dedi Fikret Orman. O da dedi ki Sayın Başkan da ben dedi helallik beklemiyorum ki dedi. Al sana bir fırsat. İşte sana Fikret Orman paralar nerede diye bağırıyordu tribünler. Herkes bunu soruyordu sana. İşte paralar nerede olduğunu ortaya çıkarmak için sana bir fırsat sunuyorum dedi. Nasıl bakıyorsun? Aslında enteresan bir yaklaşım. Evet, izledim, dinledim de evde olduğum sürede. Ya Fuat abi, bence bu konuya şöyle yaklaşalım. Yani ya da ben öyle yaklaşıyorum. Şimdi kulüplerden bağımsız, haklı haksızdan bağımsız, renklerden bağımsız, isimlerden bağımsız söylüyorum bunu. Öyle şimdi söylemek lazım. Geçenlerde de hatırlayalım, işte Galatasaray yönetiminde Sayın Burak Elmas yöneticiler ayrıldı. Onlarda da benzer şeyler yine kamuoyunda tartışılıyor. Şimdi bu kadar şeyden, saydığım dört maddeden bağımsız. Bence iç işlerinin, kulüplerin iç idarelerinin bu kadar kamuoyunda bu kadar yüksek şiddette tartışılmasının çok taraftarı değilim ben. Yani daha medeni şekilde. Çünkü günün sonunda kimse derdini anlatamaz pozisyona geliyor. Zaten dinlemeyen bir toplumuz. Zaten sabrı çok az seviyede olan bir toplumuz. Zaten 2-3 kelimeden sonra frekans bambaşka bir yere evriliyor. O zaman ne şikayette bulunan, ne diğer taraf, ne derdini anlatabilir, ne karşılık verebilir duruma geliyor. Bu işlerin içeride daha medeni şekilde konuşabilmesi taraftarıyım ben. Ne yazık ki bu bizim ülkemizde, hele futbol ikliminde imkansız durumda. İkisini de çok severim, ikisini de çok iyi tanırım. Gerek Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'yi, gerek Fikret abiyi, Fikret Başkan'ı. Ya koca koca medeni adam şeklinde oturup tartışamaz mısınız bunu? Oturup bir araya gelip çözemez misiniz bunu? Oturup ya bu kadar hırsla, bu kadar öfkeyle, bu kadar yenilir yutulur olmayan laflar ile helalliğe varacak şekilde nereden yapıyoruz bunu kamuoyu önünde? Bence gerek var mı bilmiyorum. Fikret abiyi çok severim. Çok da iyi tanışırım Fikret Başkan'ı. Aileden Beşiktaş'ını da çok iyi biliyorum. Çok iyi bilirim. Yöneticiliğini yapmıştır. Bu durumlara çok fazla üzüldüğüne eminim. Yalnız şurayı eklemeden geçmeyeyim. Şimdi kavramlar değişti Fuat abi. Kavramları da doğru kullandığınıza inanmıyorum. Bak, sen iyi başkanlık yapmadın. İyi yönetmedin. Ayrı şey, paralar nerede? Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey ima edilir. Paralar nerede? Bambaşka bir ima. Doğru. Eğer bu imada bulunan her kim ise bugün sosyal medyaya da yazan, sokakta birbiriyle sohbette de bu ifadeyi kullanan herkes için söylüyorum. Bizim ülkemizde en meşhur şeydir mışla mışla konuşmak. Herkes o mışı kenara bıraksın.
Bunun altını doldurmadan kimse böyle bir kelimeyi birbirine itham etmeye hakkı yok. Şimdi şöyle bir durum var. Hani artık bazen ok yaydan çıkıyor. Geldiğimiz noktada bunlar ortaya döküldü, bu meseleler. Kendi içinde hali olmadı. Ama Sayın Çebi'nin söylediği de doğruluk payı var. Yani bir işte bir rapor yayınlandı. Ben de içindeysem bunun, dedi, bir hatam varsa ben de bunun sorumluluğuna razıyım, katlanırım dedi. Sayın Fikret Orman için de hani senin bunu, o da mahkemeye gideceğim dedi Zira. Dolayısıyla mahkeme yoluyla bu mesele çözüme kavuşacak. Aslında mevcut durum bu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Burası öyle. Zaten beklenen süreç de burasıydı. Hı-hı. Yani evet. Daha önce o az önce söylediğim ibare kullanılırken her türlü mecrada, hı-hı, buraya gelinmesi bekleniyordu. Rapor bekleniyordu. Şimdi rapor geldi. Sayın Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi tarafından gönderilen raporu muhtemelen hukuki yollarla bir şekilde açıklamasını ve hakkını savunacaktır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sayın Çebi'nin enteresan bir açıklaması daha var. Galatasaray ve Trabzon'da ağlıyor diyor. Böyle, hani kullandığı terim olduğu için söylüyorum. Hakemler konusunda. Şimdi bak diyor ki çok ilginç diyor. Trabzonlular da ağlamaya başladı. Çok ilginç. Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor. Ben Trabzon doğumlu, memleketimi seviyorum ama Beşiktaş'ı daha çok seviyorum diyor. Hakemlerle ilgili en çok Beşiktaş'ın canı yanıyor halbuki diyor. Şimdi hani daha öncelerde çok konuştuk biz seninle bu konuyu, biliyorsun. Bu hakemler mevzu, bütün kulüpler şikayet ediyor. Yani şimdi bütün kulüplerin benzer şikayetleri varsa bu hakem meselesi nasıl çözülecek? Bir hakem meselesi hakikaten bu kadar ciddi boyutlarda bir hakem sorunu var mı bu ülkede? Bunun bir çözüme kavuşması lazım. Şimdi mesela çok enteresan şeyler de kulağıma geliyor. Yani hakemlerle ilgili işte çok uzun süredir dinlendirilen hakemler, onu birisi dinlendiriyor. İşte öteki hakemle ilgili bir şikayette bulunmuş, onun da bir kulüp başkanı şikayette bulunmuş. İsim söylemiyorum çünkü bunların kanıtlanmış bir şey olmadığı için, ortamda konuşulan dedikodular olduğu için böyle söylüyorum. İşte federasyona söylüyor ve o hakemde dinlendirilmesi gündeme geliyor. Yani çok acayip şeyler bunlar. Yani abi, hakemlerle ilgili şikayette bulunuluyor, federasyonda onu dinlendiriyor falan gibi dedikodular yapılıyor. Ya bu hakem mevzusu böyle mi konuşulur Tümer Allah aşkına? Yani acayip şeyler ama yeni değil. Yani, değil ama iyice ayyuka çıktı. Yani şimdi mesela yok, Sayın Çebi diyor ki biz diyor, niye onlar diyor ağlıyor diyor. Asıl bir soru, hepsi aynı şeyi söylüyor. Çok benzer şeyler söylüyor bütün kulüpler. Sayın Başkan Trabzon'da ağlıyor demiş ya mesela. Ben aynı yerden katılmıyorum Sayın Başkan'a. Geçen sene de Beşiktaş benzer metodu uyguladığı haftalar oldu hakemler üzerinden. Lider de yapıyor bunu. Düşme hattındaki yapıyor. Hakkı yenilen de yapıyor. Hakkı çalınan da yapıyor. Bu bir metot. Şimdi sokak hayvanları hepimiz çok severiz. Benim evde de evcil hayvanlarım var. Hayvanları severim yani ben. Ama Görelim bir kediyi, oralarda dolaşıyordu Tümer demin. Gelir şimdi. Oncuk neredesin? Gel bakayım. Gelir şimdi. Abi şimdi hayvanların da üzerinde, yani metabolizması gereği üzerinde yaşayan simbiyotik küçük küçük hayvanlar var yani. Tamam mı? Tabii. Onların üzerinden, üzerine yerleşmiş ve ondan beslenerek yaşayan. Abi bu hakem mevzusu Türk futbolunun üzerinde simbiyotik bir mevzu abi. Hepimizin üzerinde var. Zaman zaman buna dönüyoruz, başvuruyoruz. Fayda çıkarsa. Peki, Sayın Başkan niye Trabzonlu'nun ortaya koymuş ki? Trabzonspor'u eleştiriyor diye mi? Ya bu hem bir şey söylemek istiyorsun, hem de aman oradan bir tepki gelmesin diye. Ben de Trabzonluyum ama Beşiktaş'ı daha çok seviyorum. Gerek yok bu işlere ya. Ya Trabzonspor'u da eleştirebilirsin. Trabzonlu'nu ortaya koymadan da eleştirebilirsin. Sen Beşiktaş kulübü başkanısın ya. Tabii, biz tabii aynı yerden devam etmiyoruz. Kimsenin gönlü kırılmasın. Aman orası da yanlış anlamasın. Oradan da bir tepki almayayım mı diye Arap saçına dönen bir iklimimiz oldu ya. Ya hiç sorma. Ya bir de şimdi mesela Trabzon meselesi dedin ya, Sayın Ağoğlu Trabzonspor Başkanı, hani Trabzon şampiyon olursa Anadolu şampiyon olur diye böyle bir
Video işte Sayın Erol Bilecik diyor ki bu açıklama futbol dinamiklerinin doğal akışına, olağan akışına çok aykırı diyor. Yani bu diyor şey hani ne diyor, Anadolu kulüplerimize her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz gibi böyle bir şey ortaya koyuyor. Yani hani bu diyor böyle bir sıkıntı yaratır bu şey için diyor, futbol ortamımız için diyor. Bir de ben şunu da hani Trabzonspor'u böyle çok bu yerelleştirmek, hani Türkiye'nin dört büyük takımından bir tanesi Trabzonspor. Dolayısıyla hani Trabzonspor, hani biz uluslararası alanda tanıyalım Trabzon'u. Tabii ki Trabzon'dan çıkan, tabii ki Trabzon'un takımı. Ama bu kadar yerelleştirmek doğru mu Trabzonspor'u sence? Ya Fuat abi, ben doğru değil. Neden doğru değil? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Abi dökemiyoruz eteğimizdeki taşları ya. Vallahi dökemiyoruz. O böyle, o yükle yaşıyoruz abi. Senelerdir bütün futbol ittim yani. Bütün futbol dünyası. Bak abicim şunu söylüyorum ya. Sen mevcutta yakaladığın, o üst üste yakaladığın başarılara bile gölge düşürmüş oldun başkanım ya. Evet işte onu diyorum. Yani biz o zaman o kadar Karadeniz takımı vardı. Zonguldak, Giresun, Ordusu, Rize'si falan. Onlardan sebep mi şampiyon oldun? Bu duyguyu niye orada tutuyorsun? Bu ifadeyi niye dile getiriyorsun? Niye bir cevap hakkı doğuruyorsun? Trabzonspor'un şampiyonluğu Anadolu'nun şampiyonluğu falan değildir. Anadolu'yu memnun etmez abi. Sen Bursaspor şampiyonluğu... Türkiye Ligi'nin Süper Lig şampiyonluğudur. Sen Bursaspor şampiyon olduğunda mutlu oldun mu abi? Tabii. Ya başkanım, mis gibi takım yaptınız. Güzel hoca ile doku tuttu. Vura vura önde gidiyorsunuz. Güçlü bir takımsınız. Güçlü oyununuz var. Gerek yok bu tür ifadelere. Vallahi gerek yok ki. Yani bak ben yerinde olsam hiç girmem bu toplara yani. Şu anda devre arasında alacağım iki tane nokta transferi düşünürüm ben. Başka gerisi boş. Tümer bak, Trabzonlu'nun hep şöyle bir şikayeti vardır. İşte İstanbul medyası diye. Ve haklıdırlar da. Yani Trabzonspor'a işte bizim medyamız öyle çok diğer hani dört büyüklerin diğer üçü kadar yer verilmez vesaire. Hatta onların da kendi aralarında bir sıralaması vardır. O üç büyük. Üç doğru. Diğer üçünün de. Doğru. Şimdi bu bir, bunda da haklıdırlar. Böyle bir şikayetleri vardır Trabzonluların. Ama bak şu anda o yok oluyor. Ben gazetelere bakıyorum. Trabzon hepsinden fazla yer alıyor. Yani abi şimdi o sıralama özel neden... bir durum. Ya o ilgi neden diğer Trabzon'u da içine koyalım? Dört büyük takım arasında başka dağılıyor. Bunun belli başlı kriterleri var. Senin tabii çok uzun zamandır yakalayamadığın şampiyonluk sayısı gibi. Çok uzun zamandır. Şimdi mesela rakamlar değişmeye başladı son 3-4 senede. Başka bir yere geldi. Ben şunu söylüyorum. Abi senin önünde tarihi bir fırsat var bu sene. Tarihi evet. Bir fırsat. Hiç bu tür işlere girmeden hiç gerek yok abicim. Hiç gerek yok. Doğru. Bak. Hiç. Sadece yapacağın transferi odaklandın ya. Aynen. Ve oyun, başka hiçbir şey yok. Abdullah Hoca'na bakıyor. Öyle bakıyor meseleye ama. Onu biliyoruz. Fuat abi. Şimdi 20 hafta yayın yaptık abi. Ligin ilk yarısı bitti. Bütün Trabzonspor maçlarını izledik. Övgüyle bahsettik. Trabzonspor hocasıyla, futbolcusuyla övgüyü almadı mı ilk yarı boyunca? Almaz olur mu? Hak ettiği övgüyü aldı. Ben sana söyleyeyim mi? Ben bunca senedir yorumculuk yapıyorum. İlk defa bu sene Trabzonspor medyasında, Trabzon medyasından bahsetmedik. Yerel medyadan. Çünkü orada baltayla doğrarlar abi. Tabii tabii. Orada böyle öyle satırla girerler. Trabzon tabii satırıyla yani. Bu sene bir şey yok. Evet. Belli ki orada durulmuş. Tabii. O yüzden şikayetçi olabilirler. Orada malzeme yok. Biz yine ara sıra bir şey bulabiliyoruz burada. İstanbul evet medyasında. Trabzon'da malzeme yok abi. Takım gümbür gümbür giderken malzeme çıkmaz medyaya. Öyle öyle. Onun için kızmasınlar bize. Peki Galatasaray'da malzeme çok. Galatasaray'da da konuşulacak çok şey var. Ya şimdi hani biraz önce böyle ortalamalar verdim ya. Teknik direktör başarı ortalamaları, gol ortalamaları. Mesela Fatih Hoca'nınki de hayli düşük. 1.33 hesapladığı zaman. Şimdi buradaki durum yani şimdi Galatasaray'ın neye ihtiyacı var?
ben buradaki önce bir kendi fikrimi söylemek istiyorum müsaadenle Tümer. Galatasaray'ın neye ihtiyacı var diye sorarsan ben derim ki Fatih Terim'e ihtiyacı var şu anda Galatasaray'ın. En çok ihtiyacı olan şey. Yani bir Fatih Terim performansına ihtiyacı var. Fatih Hoca'nın sağ kenarında, soyunma odasında, hani şimdi ikinci yarı zaten cezası bitiyor. İkinci yarıya artık sağ kenarında da başlayacak. Dolayısıyla da Fatih Hoca bu eleştirileri, bence yaptığımız eleştiriler, haksız eleştiriler olmadığını düşünüyorum. Ama şimdi o performansı yeniden ortaya çıkarabilmek için, sezon başındaki Galatasaray'ın işte o Kerem performanslarını falan, gençlerden ortaya çıkan bir oyunu hepimiz gördük. Şeydeki yurt dışı maçlarındaki ortaya koyduğu performansı gördük. Hani o yurt dışı performansını lige de taşıyabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Bunu da o potansiyeli ortaya çıkarabilecek en iyi adamlardan, en iyi hocalardan birinin de Fatih Terim olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Peki, sen performans değerlendirmesi seninki. Ben Galatasaray'ın ihtiyacı olan şeyin biraz dinginlik olduğu kanaatindeyim. Evet. Biraz dinginlik, biraz sakinliğe. İşe odaklanmak. Evet, hatırlayalım ifadeleri. 3 senelik plan dediniz. Avrupa'da devam ediyor Galatasaray. Olağanüstü başarı, yürekten tebrikler. Peki ligde olmasa ne olur yani? Olmadı, olmuyor, olmayacak. Öyle gözüküyor gidişat. Tam ne olur ki? Fırtına koparmanın ne alemi var? Neden fotoğrafı başka bir şey üzerinden okuyorsunuz? Neden o iklim tekrar yaratılmaya çalışılıyor? Fatih Hoca'ya ihtiyacı var diyorsun. Hoca kaç haftadır yok abi. İşte, şunun garantisi. İşte onu diyorum. Aynı zamanda bir eleştiri. Evet. Şunun garantisini verebiliyor musun bana? İkinci yarı başladı. İkinci maç hocanın atılmayacağı ve bir 10 hafta daha dışarıda kalmayacağını. Veremem. Hayır. Peki nasıl hocaya ihtiyacın var abi senin? Hocaya ihtiyacın var. Hocanın önce varlığına ihtiyacımız var. Hoca vardı bile orada değil. Şimdi buralar sorgulanmadı. Hocamızı attı deniliyor. Ya hoca niye atıldın diye soran yok. Ya bizim önümüz kesiliyor diyor. 1.3 puan ortalaması diyorsun. 2 hafta önce yayın yaptık, 1.6'ydı. 2 haftada 3 puan daha düşmüş. 0.3 puan daha düşmüş. 1.3. O tabii normal değil. Ama oyuna baktığımda anlayabiliyorum. Gerçekten içeride zorlukları var oyunun. Performanslar bir türlü istenilen seviyeye gelmedi. Transferler istenilen boyutta olmadı. Eskiden verim aldığın oyuncuların performans eğrisi düştü. Ve Avrupa'da günübirlik oynadığın maçlardaki o yüksek enerji lige yansımadı. Olur, sıkıntı yok. Varsın bu sene de böyle olsun. Ben yerinde olsam Fatih Hoca'nın noktayı koyarım. Bu sene tam o işte planı uygulama zamanı. 3 senelik planı temelini atma zamanı. Zaten ligde gitmiş. Mart'a kadar oynamayacaksın UEFA'yı. Tam da onarma zamanı. Ama hala aynı yerden kaşıyoruz işi. Ben bu duygunun sana zarar verdiğini 5-6 hafta önce söyledim. Hatırla. Doğru. Çok daha fazla zarar verir bu duygu güdülmeye devam ederse. Peki çok gündemimiz hayli kalabalık bugün. Ya şeyi sormak istiyorum sana. Bu Hasan Ali Kaldırım uşağı çevir bu tarafa ya. Bir şey içer misin abi? Ne bizim bana bir kaldırım. Hasan Ali Kaldırım penaltı ile ilgili soruya bana bunu niye soruyorsunuz? Çok ayıp dedi. Yani bunu hani burada sormanız ayıp diyor. Bak ekrana da geldi. Neden acaba? Acaba lafın gelişi mi öyle oldu? Hasan Ali Kaldırım çok ayıp etti abi. Değil mi ya? Çok ayıp. Ben gözlerime inanamadım. Gözlerime inanamadım. Bir kere böyle bir şey yok. Bak fikrim bu olabilir. Sana göre penaltı olmayabilir. Şimdi bak bana söylüyorum sana. Bana göre %100 penaltı pozisyon. Benim fikrim beceriksizliğin cezası olmalı. Beceriksizliğin, sen ıska geçtin, topa vuramadın, eline geldi, bana göre penaltı. Doğru. Bana göre. Ama mevcut kurallar çerçevesinde hakem yorumu başka bir yerden değerlendirmiş olabilir. Benim fikrim penaltı. Ya bu soru sorulur ya, sen işin aktörüsün Hasan Ali'cim, aktör.
baş aktörüsün sen. Yani futbolun baş aktörlerinden birisin. Ayrıca maçın da pozisyonunda baş aktörüsün. Sana sorulmayacak da bana mı sorulacak? Evet yani. Bana ya da çok tuhaf geldi. Neden böyle bir ama, şey? Acaba oyun sonrası o hani o bir psikolojik durumuyla alakalı. Belki de şimdi sorsan öyle bir şey söylemeyecek. Bence ifade etmekte zorlandı kendini. Galiba öyle. Yani ifade etmekte zorlandı. O zaman da en basite başlayacaksın. Evet, doğru söylüyorsun. Tümer, seni fazla da yormayalım. Emre Sakçı dünya rekoru kırdı kısa kulvarda. Çok şahane bir haber aslında bu. Fotoğrafı gördün mü? Bak şu fotoğraflara bak. Bu çocuk dünya rekoru kırmasında kim kırsın ya maşallah. Görüyor musun? Abi, bravo. Ya bak güzelliğe bak abi. Evet ya. Harika. Bakar mısın? Beline kadar çıkmış kurbağa yüzüyor. 24.95 dünya harikası Emre Sakçı. Çok güzel bir başlık. Emre'yi tebrik edelim. Başarılarının devamını dileyelim. Olağanüstü iş. Burada göğsümüz kamera takip evet. ettik. Zor iş abi. Yüzme çok zor iş. Yüzme çok zor. Bir de hani kulvar kısa diye rekoru basite almamak lazım. Yani rekor yani. Çok büyük. Şiddetin olacak. Şiddeti kısa. Tabii şiddeti çok fazla. Dolayısıyla çok çok büyük bir başarı. Gerçekten çok büyük başarı. Emre'yi hocalarını, federasyonu, herkesi çok kutluyorum. Dur. Kapatmadan şu gündemimize bakalım. Sinan bana atmıştı dün. Benim konuşmak istediğim bir şey var mı diye. Güzel bir şey var. Bak. Hangisi? Çok var bugün madde. Bayağı şu şey var. Koronavirüs maddemiz var. Onu konuşmayalım istersen. Konuşalım abi. Aşısız futbolcu ligde aşı oranları vesaire. Aşı çok... Gidin aşı olun. Herkes olun. Gitsin olsun. Bravo. Gitsin aşı olsun. Herkes aşı en azından yakalandığımızda etkileri daha rahat geçiyor. Harry Potter var. Harry Potter. Ha evet Kerem. Sen anlat Kerem'i bize. Ben anlatayım. Ben Harry Potter'ı hiç izlemedim abi. Okumadım da. Yani ama biliyorum şey. Harry Potter varsa sana bir şey yapayım bak. Al. Harry Potter. Sen de Harry Potter oldun. Hakikaten benziyorsunuz. Çok enteresan. Bak tak yan yana. Evet şahane. Şey kalemi şöyle tut. Bravo. Abi güzel ya bak. Çocuk coşkusuna başka bir şey ekledi abi. Motivasyon olabilir. Olağanüstü bir gol attı. Olağanüstü iyi oynadı. Çok, çok başarılı. Kayıp sezon diye tabir ettiğimiz sezonun kazanılan yıldızlarından Kerem. Allah yolunu açık etsin. Bastığı güçlü gitsin. Çok da aklı başında bir çocuk olduğunu duyuyorum. Okuyormuş, takip ediyormuş, vizyonu açık, yeniliğe açık. Önemsiyorum abi. İyi olsunlar ya. İyi olsunlar vallahi. Ya bir de şey var o maddeler arasında işte çok şey gece hayatı yok. Çok erken yatıyor falan. Ya hani bir sporcunun hayatı bırakın abi. Hani bu bir özellik mi ya Tümer? Ha? Gece erken yatıp futbolcu olmaz. Gece hayatı olmuyor. Ama onu düzenlemek lazım. Şimdi yarın maç varsa gece hayatı da olmaz ki. Ya yarın maç oldu mu zaten kimse bir yere çıkmaz abi. O kadar değil. Fuat abi şunu söyleyeyim. Gece hayatı ne demek gece hayatı? Bak Sinan abi şöyle soruyordu. Sinan abi diyordu ki oğlum neredeydin? Sinan Engin. Bütün gece evdeydik diyordu bekarlar. Tamam mı? Bütün gece evdeydik. Sinan abi de diyordu ki asıl tehlike evde zaten diyordu. Anladım. Tabii abi, kendisi de oralardan geldiği için iyi bilir tabii. İyi bilir Sinan abi. Abi dışarı çıksın, geçsin, tozsun. Oyuncu yapsın bunu abi, yapsın. Zamanı. Ne zaman yapacağın, ne şiddetle yapacağın. Hayatın ne kadar doğru planlarsa tabii. Bunlar önemli abi. Bak inanmıyorum ben. Ertesi gün maçı olup da geceyi sokakta geçirebilecek bir futbolcu olduğuna, bu meslektaşım olduğuna, eski bir meslektaşım olduğuna hiç inanmadım, inanmıyorum da. Şahit olduklarım var, inanmak istemedim.
Ya hayır, bunun böyle işte bunun bir yani iyi futbolcu tarifiymiş gibi söylenmesi bana tuhaf geliyor. Gerek yok ki bunu söylemeye. Ya yani hani o hayatını iyi planlarsa bir oyuncu ne yaparsa yapsın canım. Fuat abi özür dilerim, orayı kaçırmışım. Tarif öyle mi söylendi? İyi futbolcu diye. Yani gece hayatı yok. Tabii tabii. Ondan işte, erken yatıyor vesaire falan diye öyle şeyler konuşuyor. Bir tane daha ekledik. Yani... Bir tane daha ekledik. Sıfatları bir tane. Nasıl futbolcu diyorum? Çok iyi insan abi diyorlar. Nasıl futbolcu diyeceğim? Gece hayatı yok abi falan mı? Ya öyle saçmalık olur mu? Futbol o değil ki. Futbolculuk o değil ki yani. Evet. O zaman Sergen Hoca'ya hiçbir şey söylememen lazım. Anlatırız onunla ilgili. Bir gün konuk edip Sergen Hoca'nın futbolculuk hayatıyla ilgili bir konuşabilsek çok güzel olur. Çok enteresan hikayeleri olduğunu biliyorum. Var tabii. Evet, evet. Abi ağzınıza sağlık. Ekiptekilere selamlar. Çok teşekkürler Tümer. Tekrar geçmiş olsun. Şahanesin. Yılbaşında görüşürüz inşallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet. Hoşça kal. Değerli seyirciler, dahası da var bitti. Yemek Sepeti'nin sunduğu. Yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.